AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ettiği sırada Parti Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı. Yani büyük şehirlerin şu ana kadar gerçekleşen kongreleri yapılmış olacak. Yapılmamış olanlarsa bu 51 ilin tamamlanmasından sonra yapılacak. Sosyal medyada bu konuda yürütülen bazı tezviratlar var. Bunlara herhangi bir şekilde itibar etmeyiniz. Bu konuda hem Teşkilat Başkanlığımız hem de Tanıtım ve Medya Başkanlığımız sizi düzenli olarak bilgilendirmektedir. Rahat bir planlama yapılabilmesi gerekçesiyle öncelikli olarak 51 ilin kongreleri tamamlandıktan sonra büyük şehirlere başlayacağız. AK Parti sözcüsü Ünal, müftülere nikah yetkisiyle ilgili olarak nikah memurunun nikah kıyma yetkisi neyse yine devlet memuru olan müftülere de aynı yetki veriliyor. Geri çekme söz konusu değil açıklamasında bulundu. Hangi bir şekilde bir geri çekme söz konusu değil. Bu konu toplumda yeterince tartışıldı. Nihayetinde müftülere nikah kıyma yetkisinin müftülüklere verilmesi medeni kanunun değişmesiyle ilgili bir konu değil. Yani nihayetinde diğer devlet memurları yani nikah memurunun nikah kıyma yetkisi neyse yine bir devlet memuru olan müftülüklere de aynı yetki veriliyor. Yani sanki burada yapılacak olan bir dini nikahmış gibi bir algı oluşturmanın bir anlamı yok. Çünkü burada belediyenin görevlendirdiği nikah memuru nasıl nikah kıyıyor, hangi kanun çerçevesinde, medeni kanunun ona verdiği yetki çerçevesinde nikah kıyıyorsa müftülükler de aynı şekilde nikah kıyacaklar. O yüzden buradan herhangi bir şekilde bir din istismarının çıkarılmasını açıkçası doğru bulmuyoruz. Ünal 15 Temmuz darbe girişimine yönelik CHP'nin takındığı tavırla ilgili olarak CHP bunun vebalinin altından kalkamaz dedi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin yeni yaptığı bir şey değil. Bunu sistematik olarak 15 Temmuz'dan hemen sonra başlattılar ve maalesef devam ettiriyorlar. Nasıl bir tehdit olduğu bütün Türkiye tarafından, dünya tarafından anlaşılmışken Cumhuriyet Halk Partisi, Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ısrarla neden bu tehdidi görmezden geliyor? Bunun vebalini Cumhuriyet Halk Partisi, Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bunun vebalinin altından kalkamaz. Şurası unutulmasın ki biz 15 Temmuz'u sulandırmak isteyen, 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak isteyen, 15 Temmuz'a tiyatro diyen, 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyen herkesle 15 Temmuz'un mehabetine, 15 Temmuz'un anlamına, anısına, o gün bu aziz milletin verdiği mücadelenin yüksek hatırına sonuna kadar mücadele ederiz ve bu yapılmak istenen işin de hesabını sorarız. Şunun bilinmesini isteriz ki 250 şehit spekülasyon konusu yapılamaz. Buna müsaade etmeyiz. Bunun da hesabını sorarız. Bu kadar açık ve net konuşuyoruz.